arkadaşlar 50 yıla yaklaşan bir Freud'le muhabbetim var. Bunu bilen biliyor birçok arkadaşımız. İlginç bir şey benim Freud'le maceram. <laughs> Hayatımın değişik evrelerinde değişik Freud okumaları ve Freud'la ilgili bağlanmalarım, kızgınlıklarım, eleştirilerim filan Yani böyle bir Çatışkılı, hayranlıkla, nefret hiçbir zaman olmamakla birlikte daha nötral, daha hakkaniyetli diyebileceğim değerlendirmelerle bir Freud hayatım var. Hemen her zaman söylerim, ben babam herhalde 50 yıla yakın, 50 yıldan fazla oldu kaybedeli. Tabii geçtiğimdeki Haydar Efendi'yi hatırlıyorum, biliyorum gayet tabii ama Freud hala yaşayan bir baba benim için. Bitmeyen böyle çatışkılı bir şeyimiz var, ilişkimiz var. Eksik olmasın böyle bir deha ile de. Hayatı boyunca iştigal etmek az bir şey değil doğrusu. Bana da çok şeyler katıyor tabii. Konu çok ilginç. Hep libido, libido, hep libidodan bahsederiz. Freud deyince akla hemen ilk gelen kavram bilinç dışı, bastırma, represyon ve libido. Bütün kuramını, insan zihnini inşa ettiği bu üç temel kavram arasındaki etkileşimler. Freud bildiğiniz gibi, belli ki ben mette bağlı kalmayacağım, böyle gidiyor, iyi. Ee, bildiğiniz gibi Darwin biyolojisinden, döneminin Helmholtz'un fizik biliminden, enerji ve fizik biliminden çok yaralanmış bir nörolog olarak işe başla, başlar biliyorsunuz. Uzunca bir zamanda nöroanatomi, nörofizyoloji alanında da çalışır. İlginç de döneminde makaleleri de vardır, buluşları da vardır. Ama zamanla, pratik başka nedenlerle... <laughs> psikiyatriye geçer, nevrozlarla, histeriyle uğraşır falan. Dolayısıyla öyle bir e, insan ruhsallığı, psihe, psişe demek her zaman çok daha doğru galiba. Sadece insan zihni değil de biraz daha farklı bir terim. Bunu anlamak bütün yaşamı boyunca insanda bu ruhsallık ne menen bir şey? Doğası nedir? Nasıl çalışır? Hangi mekanizmalarla anlayabiliriz? Özellikle insanın zihnini veya ruhu denilecek bir yerin anatomik lokalizasyonu olmadığı için oturup da onu diseke etmek veya böyle bütün e, elemanlarına ayrıştırarak kavramak pek mümkün olamadığı için olsa olsa kurgu birtakım kavramlar yaratarak, icat ederek insan davranışlarını, insan varoluşunu ama ağırlıklı olarak da bu varoluşu yürüten zihinselliği, ruhsallığı anlamak üzere terimler, kavramlar üretir ve bütün bu kavramları birbirleriyle bütünlüklü, tutarlı hale getirme çabasını hiç elden bırakmaz ve ona da metapsikoloji der. Ne klasik psikolojinin terimleri onun için yeterli değildir, nöroloji gayet tabi zihnin, beynin nasıl öğreniyoruz, nasıl algılıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz falan gibi bir takım zihin işlemleri için nörolog olmak gereklidir ama insan ruhsallığı için yeterli değil. Dolayısıyla biyolojiden, somadan da kopmaksızın ama ona da indirgemekten kaçınarak özellikle insan ruhsallığı daha derin ruhsallık konusunda şairlerin, filozofların önemli katkılarını bilir, inkar etmez ama çalışmalarında onları da çok site etmez. Yani onlardan da çok alıntı yaptığını da belirtmez. Alın, esinlenmiştir, mutlaka esinlenmiştir. Fakat böyle doğrudan doğruya işte bunu Schopenhauer söylüyor, bunu Nietzsche söylüyor, eskiden Epictetus şöyle söylemişti gibi atıflar hemen hemen hiç yapmaz. Kendine özgü bütün bu kavramlar bütününe metapsikoloji der. der. Metapsikolojisindeki yani içgüdü mesela, dürtü, trep, Almancadaki orijinaliyle, pulsion, instinct, instinctual <laughs> drive gibi batı dillerine çeviriler yapılmıştır ama hiçbirisi de Almancadaki trep karşılığı, kendi kullandığı dürtü karşılığını tam vermediği düşünülür. Şimdi bu tabi bütün bu ruhsallığı ruhsallığımızın itici gücü Enerji kaynağı olarak tek bir kavram üzerinde durur libido. Tabii libido giderek arzu, iştah, istek gibi bir anlam kazansa bile dürtü özelliğini kaybetmez ama bu diğer canlı türlerindeki içgüdüden çok farklı bir terimdir. Metapsikolojik bir terimdir. Ama hemen hemen bütün ruhsallığı çekip çeviren, yöneten, mümkün kılan bir enerji kaynağı gibi de tasarlar teorik bir şey kavram. Giderek bu libido kavramıyla cinsellik, seksüalite adeta eş anlamla gelir ve hala da böyle de kullanıldığını görüyoruz. Az önceki sunumda da sevgili hocamız libidinal kateksiz, libido yatırımı falan derken burada seks, seksüel bir yatırım mı? Eros mu? Erotik bir şey mi? Biraz o iş karışıyor. Ben de sevgili Ahmet'i taklit edeyim dolaşa dolaşa. Dün yine sevgili dostum Eros'tan bahsetti. Eski Yunan meseleleri. Yani ilk yıllarında psikanalizi inşa ettiği ilk dönemde bu libido kavramı çok hayati. Ve bu libidonun Adeta seksüel dürtüyle, içgüdüyle ama yine de biyolojideki içgüdüden farklı olduğunu lütfen kafanızda tutarak e, mesela yine dürtü kuramında hepimizin bildiği bütün dürtülerin bir kaynağı vardır, kökeni vardır. O beden. Tabi doğmuş, yeni doğmuş bir bebek adeta bir dürtü varlığıdır. Gayet tabi acıdan kaçma, hazza yönelmek gibi bütün canlılardaki eğilim bizde de vardır ama daha sonra tabi bu dürtülerin Kaynayan kazanı diye insan ruhsallığındaki bir bölümleme bölümlemeler meselesi var. Topografik hipotez bildiğiniz gibi yap. Bu dönem daha ilk aşaması insan ruhsallığını kurarken libido'nun <laughs> bir haz kaynağı olduğu yani libidinal doyum dediğimizde bir hazdan bahsediyoruz. Hazı sadece ve sadece seksüel haz gibi libido ile eş anlamda kullandığında Anlamak mümkün. Ve zamanla bebeğin bir kültürel özne haline gelebilmesi için bu cinselliğin önemli ölçüde kültürel etkilerle babanın yasası, ailenin işte bildiğimiz e, toplumsal değer, ahlak ve normları temsil eden ailenin şu ya da bu şekilde bu tümüyle neredeyse cinsellik içeren yani panseksüalist bir anlayış diyebiliriz. Cinsel bu istek ve arzuların özellikle insestiyöz olanların yani çok açık bunlar yasak arzular. Çok erkenden çocuk işte bildiğimiz ödipal döneme girdiğinde en azından bunların tatmin edilebilecek meşru has kaynakları olmadığını fark etmek suretiyle bir ruhsallığımızın karanlık bir alanına iter. Ha, demek ki bir bastırma, represyon diye bir mekanizma iyi keşfeder. Zaten isteri ve nevrozları anlamaya çalışırken represyonu keşfetmiştir zaten. Dolayısıyla bir böyle bir bağlantı ilişki kurar ve adeta libido cinsellikle ilişkili olarak hep bastırmaya maruz kalan bir eğilimdir bizim. Yani siz bunu aynı zamanda arzuların bastırılması diyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir sorun çıkıyor. Meseleyi çok eleştirilmiştir zaten panseksüalizm. Yani insan varlığını neredeyse bir cinsel özne olarak görme, algılama biraz abartılı bulunmuştur. Zamanında da bu eleştiriler yapılmıştır. Yine de bir keşifleri çağını düşündüğümüzde o dönemin entelektüel iklimini ve moral havasını düşündüğümüzde dahiyane bir şey. Yalnız Buraya şöyle bir itiraz. Ben bu bölümü buradan biraz özet yani size çok sunmadan geçeceğim biraz yüklü bir metinler. Asıl kadın meselesi ikinci şeyi problem Freud hayatında ve benim de Freud değerlendirmemde bu kadın ve çocuk meselesi. Neyse sö söylemek istediğim şu. Bir zaman sonra aslında sadece bastırılan çok beşru kabul edilmeyen cinsel eğilimler, arzular, dürtüler adına ne dersek acaba bilinç dışı sadece bunlardan mı ibaret? Yani bilinç dışının keşfi bir bilim kıtasını keşfi diye adlandırılır. Hakikaten muhteşem bir şey. Althusser'in Marx için söylediği biliyorsunuz tarih biliminin kurucusudur Marx. Ama bilinç dışının bilimi olarak da psikanaliz en az onun kadar değerli ve saygındır. Büyük bir buluştur. Fakat bu bilinç dışını neredeyse bastırılmış libido ya da bastırılmış cinsellikle sınırlandırmak acaba ne kadar haksızlık? Yani bilinç dışının bu yaratıcı gücünü yeteri kadar değerlendirmiş oluyor muyuz libidoya indirgersek? Oysa daha dikkatli okumalarda fark ediyoruz ki Freud'un bahsettiği bu bastırmalar genellikle ego işte bizim daha sonra yapısal teoride geliştirdiği ego kavramında egonun bu bastırmayı bu savunma mekanizmaların en ilki yaparken acaba bu Sadece söylediğim gibi yani cinsellik mi bastırılıyor yoksa self daha sonra kurulacak olan kendilik, benlik mesela Freud'un ilk yazılarında genellikle kullandığı ego bizim Türkçede genellikle benlik diye çevirdiğimiz ve Freud'un kastettiği şey self Almancadaki self yani bugünkü anladığımız kendilik. Yani ben kendim sadistim, eşcinselim, namussuzum pazarlıkçıyım, avantajcıyım gibi daha sonra benlik ülküsüne de gelişimsel olarak evrilen bir takım kendi kendimize atfettiğimiz ya da görmek istemediğimiz bir takım özellikler, nitelikler bizim kendilik algısı, kendiliğimizi de oluşturan unsurlar. Yani bunlar sadece cinsellikle sınırlı değil. Dolayısıyla self'imizin ve bizim asıl varoluşumuzu şu ya da bu şekilde <laughs> otantik varoluşumuzu mümkün kılan kendilik self meselesi biraz ıskalanmış oluyor böylelikle. Dolayısıyla selfin bastırılmış bölümlerinin unsurlarının açığa çıkarılması o kişinin bir anlamda <laughs> olgunlaşması, büyümesi ve özgürleşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bir insanda eğer bastırılmış cinsellik veya bir grupta diyelim. Cinsellik çok öyle bastırılmamış. Tatmini meşru, üstelik gayet tabii haz verici olarak algılanan pek çok insan vardır ve hatta topluluklar vardır. Yani cinsel özgürlük, özgürleşme gerçekten kendilik bakımından sağlıklı bir kendiliğe yeterli mi? Bakın 1920'lerin başında en parlak tilmizlerinden biri Wilhelm Reich Biliyorsunuz aynı zamanda komünisttir bu analist. Çok ilginç bir karakter. Cinsel devrim kavramıyla başlattığı harekette, Seksepol, seksüel politik hareketi diyebilen bu harekette iddiası bu. Yani bastırılmış cinsellik açığa çıkarıldığında ya da bastırmaya tabi tutulmayan her tür cinsel istek, arzu, eğilim serbestçe ve özgürce yaşanabildiğinde hem insanların kişisel bireysel ya da topluluklar halinde esenliği, mutluluğu mümkün olabildiği gibi toplumsal sistemin yani kapitalizmin rayın kafasındaki toplumsal siyasal sistemin de bu yolla değişebileceği öngörüsü var. Umudu var, beklentisi var, mücadelesi var. İşin öyle olmadığını görüyoruz gerçekten de özellikle 68 hippi kuşağında ya da antik çağlarda hatta günümüzde burjuva ailelerde, topluluklarda ya da belirli bu tarz e, muhalif diyelim ki hareketlerde özellikle cinsel özgürlük, emansipasyon bakımından bu tip topluluklarda pekala artık cinselliğin tek eşliği çok eşli değiştirerek aklınıza gelebilecek klasik cinsellik anlayışımızda sapkınlık diyebileceğimiz hemen her tür arzu ve eğilimin rahatlıkla yaşanabildiği ve tatmin edilebildiği halde ortadan ne nevrozlar ne de ağır kişilik patolojileri, kendilik self patolojileri ortadan pekala kalkmayabiliyor. Dolayısıyla adeta <laughs> psikanalistlere bir kuşak, ilk, ilk kuşak psikanalistlerin temel işlevi rolünün de karşımızdaki nevrotik kategorik olarak biliyoruz ki yani meşru bir arzu olan ve varoluşu için vazgeçilmez olan bu cinsel dürtülerinin bastırılmış olmasından muzdarip semptomlar şeklinde tezahür eden bu bilinç dışı bastırma orada kalmıyor malum. Dolayısıyla siz bu bastırılmış libido meselesiyle halle, uğraştığınızda o insanı salah, şifa ya da işte kurtuluş bir anlamda sunabilirsiniz. Epeyce çocuksu gibi görünüyor ama yani biraz panseksüalite meselesi, libido ile eş anlamlı olması eleştirilmiştir. Nitekim bu libido ve üstelik akşam sunacağım, gerçi belki, belki bugün biraz iyi zamanı iyi kullanamayabilirim. Ama bildiğiniz gibi libido en temel belirleyici enerji kaynağımız varoluşumuzu, varlıkta kalmamızı, varlıkta sebat etmemizi sağlayan bir güç. Buna Spinoza konatus diyor. Yani benim gerçekten de Spinoza okumalarından sonra bu libido kavramının yetersiz kaldığını, bilinç dışının söylediğim gibi çapraşık, sembolik dilini ve gerçekten o enerji, e, kaynağını doğru anlama, kavrama Dile dökme, özgürleştirme şansını biraz kısıtlıyor bu tür bir libido anlayışı. Nitekim Freud'un aşk kavramına bakışı da ilginçtir. Peki aşkı da bildiğiniz gibi bir tür ketlenmiş libido olarak görür. Yani e, amacı, çünkü bu bütün dürtülerin kaynağı var, amacı biliyorsunuz doyum, bir enerjisi var, bir de nesnesi var. Aşkta da veya dostlukta özellikle hele hele dostluk değerli dostluklarda biraz gücü azalmış biraz kudretten düşmüş libido yatırımı olarak görür. Benim sevgili Cem'le dostluğum ve Ahmet Hoca'yla dostluğum aslında libidinal bir yatırımla ilgili ama seksüel değil. Hayır diyor o aslında yine diyor seksüel içgüdüden kaynağını alıyor ama olsa olsa biraz amacı ketlenmiş veya süblimasyon. Çok bildiğimiz sağlıklı savunmalardan biri. Burada da nesne değişiyor. Libido doyum için nesnesini değiştiriyor. Orijinal nesneden sapıyor. Bu sayede uygarlığı yaratıyoruz. Bu sayede insan olmaklığımız mümkün hale geliyor. Yani her şey dönüyor, dolaşıyor. Hangi fenomene baksanız Freud'un libido açısından vereceği bir cevap var. Kıvırıyor yani, tevil ediyor. Aşka böyle bir şey, dostluk böyle. İşte salat şöyle, bu böyle. Sonunda <laughs> aşk'a e, ancak heteroseksüel bir aşk'a biraz itibar ediyor. Onu da aşk kavramındaki o yüceltilmiş, biraz romanesk şeyden de sıyırmak için farkındaysanız eninde sonunda diyor. Yani ne kadar süslenmiş, ne kadar kültürel rötuşa uğramış, bütün onları biraz kazırsanız altından çıkacak olan da libido ya, seksüel dürtü kardeşim. Fazla abartmayın der gibi bir hali var. Haksızlık tabii bunun da biraz farkında. Sonunda bütün bu libido ve libido eril, maskülendir tezinden biraz olgunlaştıktan sonra yavaş yavaş şunu fark ediyor. Ya diyor bu insan ve bütün canlılarda olduğu gibi iki Zıt dürtü, iki zıt eğilim arasındaki mücadele yoluyla biz anlayabiliriz. Buna daha sonra agresyon meselesini ekliyor biliyorsunuz. Yine ama başat olan libido. Bu sefer yıkıcı, tahripkar eğilimlerimizi, yani agresyonu neyle temellendirecek? Orada bir zorluk var. Libido tek enerji kaynağı ise ona tam tersi yönde, bizi değil mi tutum ve eylemlere yönelten agresyonu ne, ne, neyle temellendireceksiniz? Ha diyor. O zaman diyor bir dikotomi kuruyor. Başlangıçta monist, bütün insanın tek açıklayabilecek olgu libido iken bu defa işte bildiğiniz agresyon devreye giriyor. Daha sonra yapısal kuramı hipotezi geliştirdikten sonra ego şu bu filan. Hemen hemen birçoğu bütün bu işlevlerimiz bizim kişilik bütünlüğümüzü yürüten, gerçeklikle uyumumuzu sağlayan ego diye bir işlevsel şey çıkıyor, kurgu çıkıyor. Ve ego işte bu her iki birbirleriyle bütün yaşamın ta başından beri çekişen birbirlerini adeta yok etmeye çalışan bu iki eğilim. Yaşamda kalmayı sağlayan, şeyleri bütünleştiren, birleştiren ki aşk böyle bir şey. Bir de bunları çözen, dağıtan ikinci bir destrudo tahripkar bir eğilim. Bu agresyonun aşağı yukarı farklı manifestasyonları. Ama sonlarına doğru, ben işte onların dökümünü yapmadım. Şimdi burada şeyinizi çok bunaltmayayım. Özellikle 1929-31'li yıllarda, niye öyle? Onun da kendi hayatında biyografik şeyleri var, karşılıkları var ve dönem Avrupa'daki hayatla da alakası var. Galiba diyor, bu libido tezinin indirgeyici ve biraz kısıtlayıcı. Bu bilinç dışının söylediğim zenginliğini böyle bir tek şeye indirgemenin fukaralaştırıcı yanını fark ediyor olmalı ki ya aslında diyor ben diyor bu libidodan diyor tam da Platon'un simpozyumunda bahsettiği simpozyon da bahsettiği e, Eros'u anlıyorum diyor. Antik Yunan'daki Eros doğru bir tanrı, efsane falan ama değişmiş anlamıyla tüm yaşamı sadece güzelleştiren değil, mümkün kılan bütün yapıcı, birleştirici, bütünleştirici eğilimlerinin tümüne Eros diyorum diyor. Ve tabi diyor bu Eros artık libidodan vazgeçmiş çaktırmadan aşka da imkan tanıyor. Yani onun da biraz meşruiyetini böylelikle mahcup bir şekilde kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla bunun karşıtı da diyor. Olsa olsa bir ölüm dürtüsü. Bu Tanatos meselesi orijinal metinlerde var mı yok mu hala tartışmalı. Ben bir yerde bir atıf gördüm. Onun dışında spesifik olarak bizim çok sık kullandığımız Eros ve Thanatos. Bu yine bir dikotomi var farkındaysanız. Terimler biraz değişmiş. Doğrudan Thanatos terimini Freud'un kullandığına dair pek bir şey bulamadım. Strach şeyini e, sele ya bütün eserlerini İngilizceye çeviren Strach dilim dönmüyoruz susuzluktan. Onun yaptığı bir takım çevirilerde böyle bir yakıştırma gibi görünüyor ama kastettiği gerçekten ölüm. Tanrısı eski Yunan'daki neyse Thanatos'ta kastettiği o. Böylelikle libido kavramı bana göre giderek Eros'la yer değiştirerek insan varoluşunu kuşatma, anlama, kavrama bakımından bize geniş bir ufuk açmış oluyor. Ve bastırılan sadece meşru kabul edilmeyen erotik eğilimler değil aynı zamanda da Tanatos'un türevleri olan bir tahripkar bir takım yıkıcı eğilimler de ya da bu eğilimlerin bir, bir şekilde fark ettiğimizde yani bilinç dışındaki daha doğrusu bastırılmış olanın bilinç dışı materyalin bu her iki eğilimden kaynak aldığını ve bunların işte bilinç dışında bizi etkilemeye devam ettiği falan. Muhtemelen bu tahripkar Thanatos, agresyon meselelerine dönüşü ya da onu teoriye katması bu Melanie Klein'la ilgilidir. Şimdi de kadın meselesinde neden bu İngiliz ekolü ve Melanie Klein gerçekten çok yaratıcı, ilginç bir analist, bir kadın analist. 10 Son 10 dakika. O zaman ben hızlı hızlı şu kadın meselesine geçeyim. Burası iş uzayacak. Çünkü en popüler olan kısmı o. Eyvah bu nasıl oluyor ya? Gene beceremedik. Şunu şettirsene biraz hızlı hızlı. Şu kadın meselesine kadar geldi onu. Ha. Geç geç geç. Evet. Geç. Evet. <laughs> tamam ben özet özetleyerek gideyim. Yani bu Melanie Klein'e kadar arkadaşlar iki şey önemli. Bir çocuk analiz edilmez. Freud çok ilginç bir adam. Yani hem kurallar koyuyor hem uluslararası psikanaliz hareketini inşa etmeye çalışırken bir takım kurallara da ihtiyaç var gerçekten. Onun en önemli şeylerden biri çocuk analiz edilemez çünkü psikanalizi taşıyabilecek yetişkin, gelişkin bir ego yoktur. Ama küçük Hans örneğinde 5 yaşında at korkusu olan, at fobisi olan biliyorsunuz, atlar tarafından ısırılma korkusu olan bir çocuğu üstelik bir kere görmek suretiyle doktor babasının aracılığıyla mükemmel bir şekilde tedavi ediyor. Bu 1905. Aradan uzun zaman geçti. Neyse bir süre geçtikten sonra özellikle Melanie Klein. bunu da ben biraz özetleyerek geçeyim yine tekste olacak gibi değil. Melanie, ha şu Melanie Klein iki açıdan önemli. Bir, çocuklar özellikle ikinci, birinci dünya savaşı sonrası çok ağır travmalara bombardımanlardan sonra ikinci dünya savaşında da gene bu iş devam ediyor. Şimdi kızı Anna Freud ikinci ihlal yakınlarınızı analiz edemezseniz kızını psikanalize alıyor biliyorsunuz. Ve kızıyla öyle bir ilginç bir hayat ilişkisi var ki Sofokles'in Oidipus'un Antigones'i neyse aşağı yukarı Anna Freud'de bizim Freud'un Antigones'i oluyor. Hayatı boyunca hem babasının yolunu izliyor, babasının tüm sağlık sorunlarıyla ona kendini vakfediyor. 19 özellikle 20'lerden sonra ölümüne kadar 38-39'a kadar. Anna Freud aslında babası tarafından uzun yıllar analiz ediliyor. Arada bir kesintiye uğradığı zaman başka analistlere havale ediyor işte yetiştirdiği. Ama eğitimci aslında. Böyle klasik psikoloji, tıp falan okumuş da değil. Ama eğitim üzerine çalışıyor. Çocuklarla çalışıyor ve çocuklarla çalışırken psikanalitik ilkelerden yararlanarak çocukların okuma uyum sorunlarıyla uğraşıyor. Daha sonra <laughs> İngiltere'de bu mesele özellikle Melanie Klein doğrudan doğruya çocuklara çocuklarla bir bir düzenek kurmak koşuluyla yani oyun meselesiyle çocuk fantazmları, fantezileriyle pekala erken de olsa onların bilinç dışına gidecek bir takım enstrümanlar yaratıldığı takdirde gayet sağlıklı, parlak bir şekilde psikanalizisi yapılabileceğini gösteriyor. Tabii doğrudan duruyor çocuklarla çalışmanın yani Anna Freud ile başlangıçta işbirliği var Melanie Klein ama sonra araları açılıyor. Bir sürü rekabet giriyor. Bu burada bitmez bu. İç, iç aile içi rekabet kavgalar. inanılmaz psikanalizin alternatif tarihi dehşet verici. Yani çok meraklıysanız bu alana da kayarsanız psikanalizden koparsınız. Onun için hiç tavsiye etmem bu karanlık yüzünü. Hepimizin çünkü karanlık alanları ürkütücü olabilir. Hem özgürleştirici hem ürkütücü. Neyse Melanie Klein çok çocuklarla bu şekilde erken çalıştığı için şunu fark ediyor. Ya diyor Freud diyor hep bu libido, eros, meros diyor ama diyor asıl diyor bebek doğumdan itibaren 0-6 aylıkta bile özellikle anne memesiyle bebek ilişkisinde agresyonun haset tahripkar yara, yani yok edici bir kötücül bir eğilim olarak haset açgözlülük daha sonra işte geliştikçe şükran falan yani bu meseleleri daha 4 5 yaşındaki çocuklarda görüyor yani bu bu kadar açık bir şekilde ve dolayısıyla agresyonun Doğumdan itibaren psikoseksüel gelişimdeki aşamaları en az libido aşamaları kadar önemli değerli. Hatta daha değerli. Ve bu tezleri de bir de üstelik çocuklarla yaptığı analitik çalışmanın verilerinden hareketle iddia ediyor. Freud yetişkinlerin geriye dönük anılarından, nevrotiklerin ve kendi oto analizinden elde ettiği verileri metapsikolojik bir formülasyona biliyorsunuz sunuyor. Halbuki Melanie Klein ampirik yani doğrudan doğruya canlı kanlı çocuklarla çalışırken ve çünkü o tezleri oradan elde ettiğiniz verileri test etme şansınız var. Eğer çocuklarla bu şekilde çalışırsanız doğrulanması bu kuramdaki terimlerin doğrulanması çok daha mümkün. Artı <laughs> Klein'le birlikte mesele bu insan libidosunun eril, maskülen ve bir şöyle daha e, cinsellikle ilgili her ne kadar Freud Filiz diye onun neredeyse böyle homoseksüelite renkleri taşıyan bir garip uzun bir tutkulu bir ilişkisi vardır. Wilhelm Filiz o da bir tuhaf bir adam çok parlak bir çene cerrağı. E, ona yazdığı ve ona olan 8-10 yıl süren böyle hani neredeyse eşcinsel bir yatıp bakmadıkları kalmış galiba. Varsın olsun yakışır Freud'a ya. O dert değil yani. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu Filiz tuhaf bir adam döngülerden hep bahseder. İşte kadınlarda bildiğimiz döngüler vardır. Erkeklerde de vardır diyor ve o döngülerle ruhsallık arasında bir takım teorik şeyler kuruyor falan. Uçuk tezleri var. Yani insanın bir biseksüel olduğuna dair anlayışı aşağı yukarı 1890'larda bile var. Ama buna, buna, bununla birlikte libidonun öyle cinsiyete, anatomik farklılıklara dayalı olarak kadın libidosu, erkek libidosu olmaz kardeşim diyor. Libido tektir diyor. Ayıptır söylemesi o da diyor erildir diyor. Neden? Çünkü fallokratik bütün insan ruhsallığının çocukluk çağından itibaren kuruluşunu Fallus üzerinden kuruyor özellikle ödipal dönemde inşa edilen fallus'un karşılığı olarak da kız çocuklarında biliyorsunuz Fallus yoksunluğu fall ya bu da basitçe penis değil bu anatomik organa yüklenen bir temsil zihinsel yatırımla alakalı bir şey kadın olmak ve erkek olmak bu fallus meselesi üzerinden kurulur her ne kadar çocukta klitorisini keşfettiğinde onun da biraz güdük bir fallus olduğunu düşünse de vajinadan henüz haberi yoktur. erkeğinde zaten olması mümkün değil. E dolayısıyla yani olan olandaki çüke bak, bizdeki klitorise bak herhalde hadım edilmiş olmalıyım. En azından bu olan çocuk böyle düşünür. Ulan başımıza böyle haller gelebilir. Ben bu anama sevdamı devam ettirirsem sevgili Ahmet bizi keserler abi deyip şeyin ödüpal bu bitmez arkadaşlar bu hikaye. Gördüğünüz gibi daha kadın meselesine giremedik. Neyse özet şunu söylemek istiyorum. Bu fallo fallokratik cinsellik ve ruhsallık bağlantıları çok eleştirilmiştir. Çok açıkçası benim de hep bunu az çok bilmek ve duymakla birlikte önemseyip de üzerinde durmadığım, pek kimseyle de tartışmadığım bir alandır. Ama yavaş yavaş mesela kadın özgürlük hareketine, kadınların meslek sahibi olması, kariyer yapması, hatta hatta ilk kuşak psikanalistler arasında da işte özellikle başta Melanie Klein kızı, Ellen Döç, Marie Bonaparte, bakın düşünün koskoca Napolyon Bonaparte'ın kuzenlerinden biri, hele hele Lou Andreas Salome. Bunlar ya baba, baba insanlar yani. Onlarla doğrudan çalışmış, analiz, analiz etmiş bir dehadan bahsediyoruz. Yani kadınlara epey böyle bir şey tanıyor. Hem analist, psikanalist olma bakımından hem diğer kadın hakları savunusu falan açısından ama hep arkasında muhafazakar ve ataerkil tam maço yani böyle erkek egemen falan tabii kültür o dönemin şey, Avrupa'sının düşünüldüğünde ama yine de kadın cinselliğinin erkek cinselliğinden farklı olabileceği tezini ta sonuna doğru, 1930'ların sonuna doğru bir miktar teslim eder hale geliyor. Yani hep bu libido, eril ve fallos üzerinden insan ruhsallığını. Onun için kadınınki ayrı kurulur, erkeğinki ayrı kurulur. Ödipal meseleler kadın da farklıdır, erkekte farklıdır. Sevgili Cem de zaman zaman böyle anlatıyor. Freud'un orijinal görüşü öyle değil. Sonra o revize edilmiş şekliyle doğru. Elektra, elektro bu terimi hiç kullanmaz. Ona ait değildir. Zaten anlayışına aykırı. Ha, bu temsiller üzerinden kadınlık durumu olur. Erkeklik de sadece fallus'la değil, fallus üzerine yüklenen simgesel anlamların oluşumuyla biz erkek ya da ne haltsak, ara şeyler de olabiliriz, gender de olabilir sonunda neyse bu kadınlar meselesinde şeyi bırakıyor. Hatta hatta biraz kadın analistler 30'lu 40'lı yıllardan itibaren ciddi bir şekilde psikanaliz özellikle İngiliz ekolü daha sonra Winnicottlar falan biliyorsunuz nesne ilişkileri, self, şu bu filan 70'lere doğru biraz Amerika'ya kayıyor şeyin kuramsal ee, ne diyelim, reformlar, reforme etmek, revize etmek, reform etmek bakımında. Ama geçerken son olarak şunu söyleyeyim. Ta 1930'lardan beri bu ego, uyum, savunmalar meselesi 40'lı yıllarda daha Avrupa'da da başlamış ama asıl Amerika'da. Bu bilinç dışının, psikanalizin nesnesi, bilimsel nesnesi bilinç dışı tabii bilinç dışı öyle nasıl söyleyeyim yani kolay terimlere kavramlara dökülecek bir şey değil alan değil ama yani hep bu bilinç dışının neliği üzerinde çalışmak önem yani asıl mesele budur diyen Lakan. Bütün bu revizyonist, pragmatist, konformist diyebileceğimiz psikanaliz yorumlarına 1930'lardan itibaren inatla direnen bir dahi çılgın deli bir heriftir. Lakanı gördüm ben de hiçbir bir halt anlamadım. Bir iki seminerine gittim. Ve öylece, öylece de bırakmıştım ama haksızlık yaptığımı anlıyorum. Gerçekten yani tam da Freud'a sadık ve tam da az önce anlattığım mesele libido falan değil. Dönüp dolaşıp bu bilinç dışını anlamak. Bilinç dışının kendine özgü simgesel dilini ve bunun işte kültürel özne filan bildiğiniz metaforları, metonomileri aman aman lakanın dili bir acayiptir ama neyse yani onu anlaşılır kılan çok şükür ikinci el, üçüncü el şeyler de var, çalışmalar da var. Giderek de popüler ve çok moda da oldu Türkiye'de. Bu camianın içerisinde lakandan bir iki tane alıntı sundunuz mu? Oo, bayağı bu meseleye artık vakıfsınız havası var ama iş öyle değil tabii. İşin öyle bir Türkiye'de her zaman olduğu gibi marjinal, muhalif, sıra dışı görüşleri böyle biraz piyasaya süren insanlar her zaman vardır. Ama ben sizin hepinizin bunlardan kendinizi koruyacağınızı, işin gerçek özüne daha çok ilgi duyacağınızı düşünerek gördüğünüz gibi mükemmel bir sunum yaptım. Bu Allah'tan bu slaytlar çok işime yaradı. Teşekkürler.